İkinci soru. Hücresel solunum görsellerinde de gösterildiği gibi glikolizin, Krebs döngüsünün ve elektron taşıma zincirinin metabolik yolaklarını içerir. Burada glikolizin, Krebs döngüsünün ve elektron taşıma zincirinin görselleri var. Eğer bu konu hakkında fazla bilginiz yoksa glikoliz, Krebs döngüsü, elektron taşıma zinciri ve genel olarak hücresel solunum videolarımızı izlemenizi tavsiye ediyorum. Soruya dönecek olursak, hücresel solunumda karbonhidratlar ve diğer metabolitler yükseltgenir. Yani elektronlar onlardan alınır, değil mi? Ve bunun sonucundaki enerji aktarma reaksiyonları ATP sentezine yardım eder. Yukarıdaki bilgiyi kullanarak aşağıdakilerden her birinin ATP sentezine birer katkısını açıklayınız. Pekala. Birincisi glikoliz ve piruvat oksidasyonunda glikozun katabolizması. İkincisi ara elemanların Krebs döngüsünde yükseltgenmesi. Ve üçüncüsü elektron taşıma zinciri tarafından proton gradyanının oluşturulması. Bu kelimeler size çok karmaşık geliyor olabilir ama bize kısaca şunu demişler yani arkadaşlar. Glikoz ve Piruvat oksidasyonunun ATP sentezine nasıl katkıda bulunduğunu açıklayın. Krebs döngüsü de ATP sentezi için yararlı şeyleri üretmek üzere bu ara elemanların yükseltgenmesinden başka bir şey değildir. Ve sonra elektron taşıma zinciri tarafından proton gradyanının oluşturulması. Elektron taşıma zincirinin yaptığı işte budur zaten. NADH veya FADH2'den yüksek enerjili elektronları alır ve daha sonra o yüksek enerjili elektronlar daha aşağı enerji seviyelerine giderken zar boyunca bu hidrojen protonlarını pompalar. Onlar içeri geri döndüklerinde ATP sentezi için kullanılırlar. Evet, hadi gelin cevap verelim. Her birinin bir katkısını açıklamalıyız. Önce glikolize odaklanalım. Eğer buraya bakarsak birden fazla katkı var. Bu iki ADP'yi 2 ATP'ye fosfor ile edebildiğini görüyorsunuz. Bu listeye yazabileceğimiz bir katkı. Hidrojen protonlarını ve daha önemlisi sonrasında elektron taşıma zinciri için yüksek enerjili elektronları sağlayan bu NADH'ları üretiyor e, olabilirsiniz. Üretiyor diyebilirsiniz daha doğrusu. Evet bunları üretiyor diyebilirsiniz. Birincisi bu. Onu tam burada görüyorsunuz. Veya veya diyebilirsiniz ki asetil koayı üretiyor. Tamam mı? O da GTP veya daha fazla NADH veya FADH2 üretmek için Krebs döngüsüne giriyor. Tüm bunların hepsi katkılar ama sadece bir tanesini listeye yazmak zorunda olduğumuz için en bariz olanı yazacağım. 2 ADP'nin 2 ATP'ye fosforilasyonu. Birkaç tanesini daha listeye yazabilirim ama bence bu güzel. Çünkü zaten bir tane yazmamız lazım. Evet, pekala. Krebs döngüsündeki ara elemanların yükseltgenmesi. Buna ne diyelim? Ara elemanların yükseltgenmesi, yükseltgenmeye devam eden bu yapıları kastediyor ve onlar yükseltgendikçe diğer şeyleri indirgemek için bu durumu kullanabiliriz. NAD artıdan NADH oluşması gibi indirgedikçe elektron kazanır. Tamam mı? Bunu unutmayın. Dikkat edin. NAD artı pozitif ve ardından nötr NADH haline geliyor. Ve bu NADH'lar hidrojen protonlarını zar boyunca pompalamak için sonrasında elektron taşıma zincirinde kullanılıyor. Ve daha sonra zara doğru geri giderken ATP üretmek için oksidatif fosforilasyonda kullanılıyor. O zaman cevapta NADH'lardan veya FADH2'lerden bahsedebilirsiniz. Veya ATP üretmek için kullanılabilen GTP'nin direkt üretiminden bahsedebilirsiniz. Herhangi biri olur. Ben bir tanesini listeye yazacağım. Proton gradyanı oluşturmak için elektron taşıma zincirinde kullanılan NAD artının NADH'a indirgenmesi. Evet, üretilen GTP'lerden veya FADH2'lerden de bahsedebilirdik ama bu yeterli. Elektron taşıma zinciri tarafından proton gradyanı oluşumu. Evet. Buna ne diyelim? Güzel. Protonlar gradyanla beraber zar boyunca geri aktıkça ADP'den ATP üreten ATP sentaza güç verirler. Diyelim ki protonlar gradyanla beraber zar boyunca aktıkça ATP sentazı çalıştırırlar. O da ADP'yi ATP'ye fosfor ile eder. Evet. Eğer burada söylediklerim size yabancı geliyorsa ve bu şemalar size mantıklı gelmiyorsa önceki videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. B bölümüne geçelim. Glikolizin bütün canlı organizmaların ortak atasında ortaya çıktığı iddiasını aşağıdaki gözlemlerin her birini kullanarak gerekçelendiriniz. Var olan bütün organizmaların neredeyse tamamı glikoliz yapar. Şöyle diyelim. Bunun doğru olması için bahsedilen durumun evrimsel ağacın farklı dallarında bağımsız olarak ortaya çıkmasındansa ortak bir atadan evrilmiş olması ve seçilime uğraması çok daha olasıdır. Neredeyse bütün yaşayan organizmalar glikoliz yapıyor. Bu özelliğin çok güçlü bir şekilde seçilime uğramasından dolayı teoride bu bağımsız olarak gerçekleşebilir. Fakat neredeyse bütün organizmalarda gerçekleşiyorsa çok erken bir aşamada bir çeşit primitif ortak organizmadan evrilme ihtimali bayağı yüksektir. Geçmişte seçilmiş ve seçilmeyi sürdürüyor. Onu görmeye devam etmemizin sebebi bu. Pekala. Demişler ki glikoliz anaerobik şartlarda gerçekleşir. Burada biraz alan açalım. Evet. Glikoliz anaerobik şartlarda gerçekleşir. Buna da şöyle yazalım. Dünyanın ilk zamanlarında atmosferde çok az oksijen vardı. Dolayısıyla yaşamın erken dönemlerinde anaerobik ortamda şekerin metabolize edilmesi gerekiyordu. Bu glikolizin bütün canlı organizmaların ortak atasında ortaya çıktığı iddiasını gerekçelendiriyor gibi görünüyor. Glikoliz sadece sitozolde gerçekleşir demişler. Tamam. Yaşamın en erken zamanlarında zarla çevrili organeller yoktu. Dolayısıyla glikolizin sadece sitozolde gerçekleşmesi ortak atadan ortaya çıktığı iddiasıyla tutarlıdır. Evet arkadaşlar, şimdi tamamdır. Bugünlük bu, bu video için tamam, burada bitirelim. Sonraki videoda... C ve D bölümünü ele alacağız.